kemerinizi takar mısınız lütfen? Hanımefendi, kemerinizi takar mısınız lütfen? Tabii ki. Bir şey soracağım. Uçak ne zaman kalkacak acaba? Şu an kalkış için hazırlanıyoruz. Nasıl ya? Ben o zaman inebilir miyim? Arkadaşımın bir sonraki uçakta gelsin. İnmeniz çok uzun bir prosedür gerektiriyor. Yani buradaki yüzlerce yolcunun geç kalmasına sebep olursunuz. Tamam o zaman. İyi yolculuklar. Başlar neredesin ya? Vallahi Antalya bu mevsimde çok güzel olur. Çok eğleneceğiz. Ozan ne yapıyorsun sen burada? Senin burada ne işin var? Antalya'ya gidiyorum. Ne demek Antalya'ya gidiyorum? Burası Çınar'ın yeri. Çınar gelecek. Çınar aldı bu koltuğu. Yo, benim yerim bak. Pardon. Pardon bakar mısınız? Ben yerimi değiştirebilir miyim acaba? Maalesef hanımefendi. Bütün koltuklar dolu. Nasıl dolu? Hepsi dolu mu? Tamam. Kalkmadan önce bir şeyler içmek ister misin? Ozan şimdi? Sus. Antalya'ya inene kadar senin sesini duymak istemiyorum. Çınar nerede ya? Bir sonraki uçakla gelse bari. Erkan. Uçağı kaçırdın, bana ilk uçağa bilet al hemen. Tamam Erkan hadi işte en erken bilet hangisiyse onu al hadi. Tamam sağ ol hadi bay bay. Efendim. Evet. Benim. Annem Hande Hanım. Ne? Tamam geliyorum ben. Çok teşekkürler. Ha Musa. Ozan nerede biliyor musun? Yok mu? Yok. Yani evde yok, erken çıkmış. Ofise baktım orada yok. Pınar'a sordum o da bilmiyor. Sana bir şey söylemedi mi? Yok vallahi bana hiçbir şey söylemedi. Allah Allah. Telefonu da kapalı. Nereye gitti acaba? Neyse Musa sağ ol. Bir haber alırsan söylersin. İletirim. Çınar senin şu an uçakta olman gerekmiyor mu? Çağla ben uçağı kaçırdım. Bir sonraki uçağa bilet al o zaman. Ya uçağı boş ver Çağla sen şu an. Ben sana önemli bir şey söyleyeceğim ama... Panik yapmak yok tamam mı? Söz ver. Ne oldu söyle hemen. Şimdi beni aradılar annem. Otel odasında baygın bulunmuş, hastaneye kaldırmışlar da. Ne? Çınar bak annem iyi mi? Doğru söyle. Bilmiyorum. Çağla hiçbir şey bilmiyorum. Sen panik yapma şimdi ben yoldayım gidiyorum. Haber vereceğim tamam mı? Tamam hangi hastanedesin? Söyle hemen geleceğim. Hadi gittim. İyi, iyi. Seni görüp iyi olmak mümkün mü? Mümkün değil ama işte annem bu mutluluğu tatmama hiç müsaade etmiyor. Sizin her tarafı komple yasak bana. Ya benimki de öyle. Sabahtan beri bir sürü soru soruyor. Yok direkt okula mı gidiyorsun? Kaçta çıkıyorsun? Hemen eve değil mi? Aynı annem. Annem de öyle işte. Hayır evler birbirine bakıyor ama biz birbirimize bakamıyoruz. Niye böyle oldu? Ne bileyim. Olsun. Yine de görüştük ya. Evet. Görüştük ya. O yeter. Ne yapıyorsun? Ya işte dükkan. Koşma. Çok sürdü ya. Yavaş. Koşma. Yavaş. Koşarım. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Ne yapıyorsun burada? Hani okula gidiyordun sen? Ha?
Gidiyorum. Ya okula gidiyorsun diye gönderdim. Hop bununla birlikte. Doğdu bunlar. Sen de mi geldin? Hadi oyalanma, git götür hadi. Kimin bunlar? Arkadaşım gördüm. Selam verdim. Bu kadar gidiyorum. Vermeyeceksin. Kim nereye gidecek? İbrahim amcanın. İbrahim sen de ne Mekke'de? Elif'cim görüşürüz. Sen de okula hadi. Görüşürüz Ekrem. Görüşemezsiniz. Görüşmeyeceksiniz. Nereye görüşüyorsunuz? Duydun mu Menekşe? Görüşürüz dedi. Dedi. Gizliden mesajlaştılar yani. Hmm. Görüşürüz demek ne demek? Hmm. Görüşecekler demek. Yok olmaz. Ya ben okul diye yolladım. Bu gene bununla buluşmuş. Ya bu iş böyle olmaz Menekşe. Ne yapacağız? B planına geçiyoruz. B planı. B planı ne? Taşınıyorsunuz. Ay nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm. Taşınıyor musunuz? Saçmalama. Soğutma, o soğutmayı devreye sokacağız. Öyle konuştuk ya. Ha bunları birbirinden soğutacağız. Tamam şahane zaten. Taşınmanıza gerek yok. Neden? Çünkü Esra Antalya'ya gitti. Ay nasıl üzülmedim anlatamam. Anlatayım mı? Manyak ya bir Zümrüt. Vallahi bak el ele verdik bir işin altından kalkalım dedik beraber. Yapamayacağız ama galiba. Esra mesra deyip benim sinirlerimi oplatma. Boğarım vallahi ben seni ya. Tamam zaten bir dakika sinirlenme de. Yerlerinize geri dönüp kemerlerinizi sıkıça bağlamanızı ve kemer ikaz ışıkları yandığı sürece bağlı bulundurmanızı rişa ederiz. Ne oluyor? Ne hava şartı? Vallahi. Şşş, korkma tamam. Bir şey olmaz. Ha istersen elimi tutabilirsin tabii. İstersen. Senin elini tutacağım ölürüm daha iyi. Tövbe tövbe. Peki. Ne bakıyorsun ya? Ha? Ya bunu da sen ayarlamışsındır. Ne yaptın? Gittin pilotla mı konuştun? Yok. Hı. Ama iyi fikirmiş. Bak aklıma gelmedi. Ozan, bu uçak elbette inecek. O zaman ne yapacaksın? Vallahi biraz dolaşırız diye düşünüyorum. Bunu rüyanda görürsün sen. Çınar, annem iyi mi? İyi de lütfen. Bilmiyorum Çağla. Kimse gelmedi daha. Ne demek bilmiyorum. Ne olmuş? Ya ne olmuş olabilir anneme? İçmiş, içmiş, bayılmış işte. İlaçlarla mı karıştırdı, fazla mı içti? Ne yaptı bilmiyorum ki. Oda servise girmiş içeri temizlik yapmak için. Bayılmış, düşmüş, kafasını falan vurmuş. Ben anlamıyorum ya. Yani daha dün iyiydi bu kadına. Ne oldu birdenbire? Neyi anlamadın ki Çağla? Annem işte. Her zamanki işleri. Hayatımıza geri geldi. Biz de hastane köşelerindeyiz işte. Çınar, annem bizim için buraya geldi. Çocuklarının yanında olmak için geldi. Biz ne yaptık? Bir otel köşesine fırlatıp attık onu. Annemin yanında olmalıydı. İşte çocuklar annesinden ne öğreniyorsa onu yapıyorlar. Bence sen şu an babamdan ne öğrendiysen onu yapıyorsun Çınar. Ya Çağla ne yapacaktık Allah aşkına ya? Kendine gel artık. Çocuklar anne babası için endişelenmezler. Anne babalar çocuklar için endişelenir. Tamam da yine de annemin yanında olmalıyız anlamıyor musun? Ya o da servise yetişmeseydi ya daha kötü bir şey olsaydı ne yapardık o zaman biz? Ya işte annem hep bize bunu yaptı Çağla. Kendimi suçlu hissettirdi. Ben artık yemiyorum. Hayatını bu şekilde mahvetmek benim suçum değil. Onun suçu. Tamam Çınar sonra konuşuruz olur mu? İlk önce bir annemin iyi olduğunu öğrenelim. Ondan sonra tartışırız bunları. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Ay. Eko. Evet. Parfüm satışımız çok iyi gidiyormuş, duydun mu? Süper. Hatta 1000 tane sipariş istediler, ben de tamam dedim. Nasıl tamam dedin? Baba 1000 parfüm nasıl yetiştireceğiz biz ya? 1000'e kadar sayı saymaya kalksak o bile yetişmez ki. Ya Eko sakin ol, sakin ol. Yaparız evlat. Herkes beni konuşuyor. Neyi konuşuyorlarmış senin baba? Ya bu parfümün formülünü bulsa ancak bir dahi bulabilir diyorlarmış. Öyle mi? Tabii canım. Tabii. Hatta yaptığımız menekşe parfüm var ya mağazalarda kapış kapış gidiyormuş. Parfüm piyasasının devleri bile bizim başarımızı konuşuyormuş Eko. Ha işte bu parfüm piyasası devleri neden hep arkamızdan konuşuyor? Gelsinler buraya yüz yüze oturalım, konuşalım, yapalım anlaşmamızı. Olsun bitsin baba. Baba o tulum eritti beni, eritti. Şuraya bak. 15 kilo verdim ya. Bir dur, bir dur Eko. Benim kimseye ihtiyacım yok.
Ben artık parfüm peşinde değilim. İmparatorluk peşindeyim. İmparatorluk. Ha. Akşama lokantada ol, tamam? Tamam baba. Babamı kes ya. Köşeyi dönelim dedik, adam ilk düzlükte kafa gitti. Vardım anneciğim, vardım. Otele geçiyorum şimdi. Nasıl geçti yolculuğun? Yani birkaç pürüz dışında hiç fena değildi. Ha, müsait değilsin galiba. Tamam, sonra görüşürüz annem. Tamam, ara. Tamam annem, ararım. Hadi siz de dikkat edin kendinize. Babama selam söyle, öpüyorum çok. Esra, koltuk bu kadar. Daha fazla uzaklaşamazsın. Benden korkmana gerek yok. Niye senden korkayım? Niye senden kaçayım? Ozan sen kimsin? Allah Allah. Kendimi rahat ettim mi? Çalışıma al. Bak bunu da çekeyim. Daha iyi olur böyle. Ayrıca Çınar, bu yaptığını öğrendiğinde ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Çınar kim ya? Çınar nerede ya? İndi mi uçun? Yok, ben gidip başhekimle falan konuşacağım. Kimse bir şey söylemiyor, merak ediyorum artık. Tamam. Alo Esra. Ah, alo Çınar. Ya kusura bakma lütfen. Ben sana haber veremedim. Önce uçağı kaçırdım, sonra annemi hastaneye kaldırmışlar, onu öğrendim. Hastanedeyim şimdi, müdahale yazdılar. Ne oldu annene, iyi misiniz? Nesi var? Annem işte. Yine yarınlar yokmuşçasına içmiş, bayılmış. Ambulans, hastane. Şimdi hastanedeyim işte, doktorun gelmesini bekliyorum. Çınar çok üzüldüm. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok, yok, çok sağ ol Esra. Zaten ben annemin iyi olduğunu göreyim, ilk uçakla Antalya'ya geleceğim. Orada konuşuruz, tamam? Tamam, tamam. Sen merak etme hiçbir şey burada, tamam mı? Bir şey olursa haber ver mutlaka. Bay bay. Ne olmuş? Ben... Çınar'ın annesi... hastaneye kaldırmışlar. Bir şey olmamış. Hadi ya, kötü bir şey yok herhalde. Bilmiyorum ki, müşahede altına alınmış. Komaya girmiş galiba. Merhaba. Ozan neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum, ulaşamıyorum. Annemi hastaneye kaldırdık. Ben de hastanedeyim, bekliyorum. Biliyorum, Esra söyledi. Esra mı söyledi? Nasıl yani? Sen neredesin Ozan? Antalya'dayım Çağla. Böyle önemli bir işi Çınar'a bırakamazdım. Peki benim neden bundan haberim yok? Bana söyleyebilirdin. Bana haber verme zahmetinde bile bulunmadın. İnanamıyorum sana. Çağla, bunları sonra konuşalım, olur mu? Ben anneni merak ettiğim için aradım. Ne oldu, nasıl durumu? Alkol zehirlenmesi. Biz de bekliyoruz. İnşallah güzel haberleri gelecek. Ozan, ben seni arayacağım birazdan. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Fazla dinlenemeyeceksin çünkü buraya gelmeden buradaki ekiple toplantı organize ettim. Saat 2'de otelin kafesinde olman lazım. Ozan Bey, Çınar gelmeden toplantı organize etmeniz sizce de saçma değil mi? Çok anlamsız. Esra, ben unuttum galiba ama ben sana hatırlatayım. Bu şirketin CEO'su ve kurucusu benim. Yani ben yönetiyorum. Ve patronun olarak da sana diyorum ki saat 2'de otelin kafesinde olacaksın. Bitti. Merhabalar, Ozan Korfan. İyi haber şu, kritik eşiği geçtik. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı. Çok şükür. İyi var. Ama yine de temkinli olmak zorundayız. Ayıldığında neyle karşılaşacağımızdan emin değiliz. Bekleyip göreceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ ol. Teşekkürler. Bu da bir şey sonuçta Çınar, değil mi? Yani bilmiyorum ki. Çağla işte, doktoru duydun. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Ben Esra'yı arayayım, haber vereyim. Çınar. Ben az önce Ozan'la konuştum. Ee? Antalya'daymış. Antalya'da mı?
Evet, bu kadar büyük bir işi sana bırakamazmış. Öyle söyledim. Lan benim aklım almıyor artık ya. İnanamıyorum ya. Adam sürekli yoluma taş koyuyor. Bir Ozan eksikti. Ben bir çıkıp bir hava alıyorum ya, tamam. Olcay merhaba. Senden bir şey isteyeceğim. Bana iki kişinin görüntüsü lazım. An be an ne yaptıkları, birbirlerine ne kadar yakınlaştıklarını bilmek istiyorum. Bir de otelin kamera kayıtları gerekiyor bana. Bunu yapabilecek birini tanıyor musun? Bulurum Çağla. Elim her yere uzanır bilirsin. Ama bu sana pahalıya patlar. Para hiç önemli değil. Sen benim istediğimi yap yeter. Görüşürüz. Adama bak ya. Yüzünü görmemek için şehir değiştiriyorum. Kalkıp peşimden geliyor. Ha delirmemi istiyor ama delirmeyeceğim. Beni delirtemeyecek. Ya delir miyim, delir miyim diyorum Musa ama delireceğim. Yok Çınar'sız toplantı olmaz. Yok Çınar'a haber verdin mi? Ya sen benim arkamdan Çınar'la plan yapmayı biliyordun ama. Yok Musa, bazen herkesi kimin patron olduğunu göstermek lazım. Mütevazı olma gerçek sanırlar derler ya. Aynı o hesap. Yok ya, kurtuluş yok. Yani sen gitsen Türkiye'nin öbür ucuna yerleşsen de kurtuluş yok. Dünyanın öbür ucuna gitsem de kurtuluş yok. Lan ya, yumuşayacağımı sanıyor ama yumuşamayacağım. Görecek o gününü, görecek. Çıkmayacağım Musa. Esra'nın gözlerinde beni affedeceğine dair en ufak bir umut görmeden ben bu otelden dışarı çıkmayacağım. Hadi bakalım hodri meydan. Ya abi bunlar çok iddialı sözler. Ama sen Esra'yı İstanbul'a dönmeye ikna et, ben ona bile razıyım, seni tebrik edeceğim. Aa, o iş ondan çıkalı çok oldu Musa. Dönecek ben İstanbul'a. Görürsün. Hadi bakalım. Zeyno, hoş geldin. Hoş buldum. Ya Musa, burası ne kadar havalı bir yermiş. Böyle sanki başka bir diyardasın gibi. Ya sen iste, ben sana buranın her yerini gezdiririm. Ya ben çok mutlu oldum sen arayınca. Ya Ozan yok, çıkamıyorum. Ama ben de dışarıda bir kahve içmeyi çok isterim. Fakat bizim şirketin kahvesi de fena değildir yani. İki filtre kahve alabilir miyiz? Ya inanamıyorum ya. En yakın arkadaşım şurada çalışırken bir kere bile gelmek nasip olmadı. Bak yine aklıma geldi. Resmen çekti gitti kız ya. Bence boşuna üzülüyorsun çünkü arkadaşın her an geri gelebilir. Nasıl ya? Evet. Bir dakika, sen bir şey biliyorsun. Sen bir şey biliyorsun, söyle. Ha şöyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Ozan'ın şu an, şimdi Antalya'da Esra'yla olduğunu söylesem. Ne diyorsun sen? Ne? Patron çıldırdı. Oh. Üstelik geri getirmeye de çok kararlı. Evet, senin patron biraz fazla çıldırdı Musa. Çok yanlış yaptı Ozan. Valla Esra da çok kızgın, çok da haklı bence. Haklısın ama bu sefer ben patronuma güveniyorum. Hadi gel. Göreceğiz. Herkese merhabalar. Merhaba. Merhaba. Esra Hanım'dı değil mi? Evet, Esra Ertem ben. Zeynep ben de. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum, hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Ozan Bey geliyor. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Lütfen rahatsız olmayın, buyurun. Arkadaşlar tanıştırayım. Kerim Gürsoy. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kendisi İstanbul kurulumunda da benim yanımdaydı. Bundan sonra Antalya operasyonunun başında Kerim Bey olacak. Ozan Bey, biz Çınar Bey'i bekliyorduk ama. Hı. Evet Ozan Bey, yani öyle planlanmıştı. Çınar Bey'in bundan haberi var mı? Yok. Çınar Bey olmayacak. Çünkü Kerim Bey bu konuda Çınar Bey'den çok daha yetkin ve tecrübeli. Ankara ve İzmir'de çok kısa sürede büyük başarılar imza attı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Esra Hanım, siz burada olacak mısınız? Hayır. Maalesef Esra Hanım da burada olmayacak çünkü kendisine İstanbul'da ihtiyacımız var. Kendisi bizim için çok değerli. O zaman benim burada olmama bir gerek kalmadı.
Çok memnun oldum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Arkadaşlar, dediğim gibi bundan sonra bütün sorumluluk Kerim Bey'de. En kısa sürede altyapımızı geliştirip Antalya'da uygulamamızı bir yıl içinde etkin hale getirmeyi planlıyoruz. Ben lafı fazla uzatmadan sözü Kerim Bey'e bırakıyorum. O zaten size bizim planlarımızdan bahseder. Kerim Bey, kolay gelsin. Esra. Esra, ne yapıyorsun? Ozan, sen ne yapıyorsun ya? Sen benim adıma karar veremezsin. Veririm. Esra, farkında mısın bilmiyorum ama ben şirketimi yönetiyorum. Çınar buradaki operasyonu yürütecek yetkinliğe sahip değil. Peki ben neden kalamıyorum burada? Bırak işimi yapayım. Ben burada kalmak istiyorum. Sana İstanbul'da ihtiyacımız var. Kimin ihtiyacı var? İstanbul'da bana tam olarak kimin ihtiyacı var? Siz kimsiniz? Ha? Esra, bu şirketi ben yönetiyorum. Kimin, nerede, nasıl çalışacağına da ben karar veririm. Anladın mı? Kimseye de hesap vermek zorunda değil. Neyse, akşam yemeğe Antalya ile ilgili çalışmanızı getir. Kerim de gelecek, orada anlatırsın. Emredersiniz Ozan Bey. Emretmem Esra Hanım. Rica ederim. Çocuklar, ben çok üzgünüm. Yani ben böyle bir şey olsun istemezdim. Ben çok uzun zamandan beri içmiyorum, bırakmıştım. Ama kendimi çok yalnız hissettim. Tamam anneciğim, geçti. Biz buradayız. Otelde de kalmayacaksın. Eve götüreceğiz seni. Biz yanındayız. Değil mi? Görünüşe göre gayet iyisin. Geçmiş olsun. Ben çıkıyorum. Çınar. Çınar. Çınar, nereye gidiyorsun? Ya Antalya'ya gidiyorum Çağla. Senin kocanın bu organizasyonu mahvetmesine izin vermeyeceğim. Çınar, o iş bitti. Ben sabah Ferhat Bey ile konuştum. Ozan yönetim kurulunu ikna etmiş. Antalya operasyonunun başına da Kerim Bey'i getirmiş. Anlayacağın tüm yönetim kurulu Ozan'ı destekliyor. İnanmıyorum ya. Çok sağ ol Çağla. Çok teşekkür ederim. Anlamadım. Neyi anlamadın ya? Ozan benim arkamdan bu kadar iş çevirirken neden gelip hiçbir şey söylemedin? Çınar, benim de hiçbir şeyden haberim yoktu. Ayrıca annem yoğun bakımda yatarken bunlarla uğraşmak istememem çok normal değil mi? Ya Çağla, annem hepimizden iyi ya. İnan bana, senden benden daha iyi. Nasıl iyi olabilir ya? Doktoru duymadın mı? Kadının midesini yıkamışlar. Nasıl iyi olabilir? Ya Çağla, duydum. Defalarca duydum. Hayatım boyunca duydum. Sıkıldım artık. Burama geldi. Ben bu oyunları yemiyorum artık. Karnım tok. Nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun? Çağla, duygusuz değilim. Annemin küçük oyunlarına artık inanmıyorum diyorum. Bir de Ozan çıktı şimdi başıma. Bunu merak etme. Ozan'a izin vermeyeceğim. Yönetim kurulunu yeniden toplayacağım. Çınar, saçmalama. Ozan bu şirketi sıfırdan kurdu. Sense patronun daha düz staj yapan olursun. Sana mı güvenecekler, Ozan'a mı güvenecekler? Kavgada kaybedip hırslanmış bir çocuk gibi davranma. Evet, ortada bir kavga var Çağla. Sebebi de senin kocan. Ya senin kocanın Esra'nın yanında ne işi var ya? Neden konu dönüp dolaşıp Esra'ya geliyor? Neden Ozan onun yanında bitiyor? Ozan oraya iş için gitti Çınar. İş için ha? Ya sen çok safsın ya da beni saf zannediyorsun ya. Ozan'ın derdi benim Antalya operasyonunu yönetmem değil. Ozan'ın neyi engellemeye çalıştığını ikimiz de biliyoruz. Ya bu nasıl bir evlilik Çağla ya? Sen nasıl kabul ediyorsun böyle ya bir şey? Ya benim evliliğim benim sorunlarım Çınar. Seni alakadar etmez. Hem yetişkinler dünyasına hoş geldin. Burada her istediğini elde etmiş şımarık çocuklara yer yok. Burada herkes kendi ayaklarının üstünde duruyor. Bundan sonra başarılı olmak istersen adımlarını ona göre atarsın. Hem böylelikle suçlayacak kişi aramak zorunda da kalmazsın. Sen iyice anneme benzedin Çağla. Dikkat et. Ben Ozan'a o kadar kızgınım ki ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım artık. Hay uğraştı, didindi, beni kendine aşık etti. Tamam dedim, ben de bıraktım kendimi. Ondan sonra ne yaptı? Gitti başkasıyla evlendi. Ben tamam dedim, bunu da sindirdim, kabul ettim. Gideyim bari başka bir şehre gideyim, göz görmeyince gönül katlanıyor dedim. Hay adam çıktı peşimden geldi, buna da izin vermiyor, geri dönmemi istiyor. İşi baltaladı. Ha ben ne yapayım artık ya? Ben bir uçtan bir uca savrulmaktan yoruldum, çok yoruldum. Ne istiyor benden? Ne istediğini anlamıyorum ama delireceğim. Nefret ediyorum onun, o kadar nefret ediyorum ki anlatamam. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapayım ha Zeyno? Sence ne istiyor bu Ozan benden? Yarım kilo olabilir miyim abi? Vereyim canım. Kızım ne istediği belli değil mi? Adam aşık diyorum sana, aşık. Uçakta yanına oturmuş, Antalya'ya kadar peşinden gelmiş. Ya bunlar Ozan için büyük şeyler. Yani buna da düşmedim deme artık Esra.
Yani insan etkileniyor tabii, doğruya doğru. Yani bir de giyinmiş gelmiş böyle gömleğini, takımını giymiş böyle cool cool yürüdü toplantının ortasında. Bir konuşuyor, bir havalı görmen lazım. Ay Zehino, ne diyorum ben ya? Sen de arkadan gazlıyorsun beni. Ne konuşuyorsak biz bunları. Yarın geleceğim zaten, gelince konuşuruz. İyi tamam. Bana bak, bari gitmişken şöyle bir Antalya'nın tadını falan çıkar. Ya neyin tadını çıkaracağım? Geldik, öğlen güneş açıyordu, akşam oldu, fırtına kopuyor buralarda, bir tuhaf. Ay ben sana niye kızıyorum? Sana kızdığımı da anlamadım. Neyse yarın geliyorum, biz konuşuruz. İyi tamam, konuşuruz hadi. Hadi öptüm, bay bay. Ne? Ne yapıyorsun ya burada? Girmişsin zaten dibime. Valla ben üstümü değiştirmiştim ama istersen gidip gömleğimi giyebilirim. Hani çok beğenmişsin ya. Ha. Sen beni mi dinliyorsun ya? Ben kulak misafir oldum diye. Öyle diyelim. O zaman senden ne kadar nefret ettiğimi de duymuşsundur. Yok ya, onu duymadım. Yetişemedim ona. İyi ki de duymamışım zaten. Gerçi bir şey diyeceğim ya. Sen de bir şeyleri dinleyip yarım anlama, anladığını öyle kabul etme gibi bir huy var. Duyduğun yarım yamalak şeyle hemen gidip birine evlenme teklifi edebiliyorsun çünkü. Şimdi birine evlenme teklif eder misin? Hı? Yok Ozan, pardon ya. Sen zaten birine evlenme teklif etmiştin. Hatta evlisin de, değil mi? Esra. Esra anne, ne Esra? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Beni de gelip böyle dinleme. Pardon, benim seninle iş dışında konuşacak hiçbir şeyim yok. Yok. Ha, ne? Olmaz. Nasıl? Sizden olmaz. Mümkünatı yok. Elif'le ilgili bilmediğim bir sürü şey var. Nasıl? Nasıl? Ne gibi? Çok şey var. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. O ne ya? Ne o ne? Horluyor. Horluyor. Elif. Ya. Adeta bir şimendikler. Ya şirkete hayriye vapuru gibi ses çıkartıyor. Elif. Elif. İnanmam, olur mu öyle şey, olur mu Allah aşkına? Öyle bir zarif, kul gibi bir kızdan horlama, öyle acayip acayip. Neresinden çıksın o sesler Allah aşkına? Oluyor evlen, ben de... Kızım ya! Faydasız! Fayda... Bak şu tuzluğun bu kainatta Eko'dan daha fazla faydası vardır vallahi. Aşk olsun Menekşe teyze ya, öyle deme. Yani ben görüyorum, Eko bu dükkanın yükünü herkesten daha fazla çekiyor. Çok sıkıcı. Elif. Elif diyorum, çok sıkıcı bir... Ay, ne bir muhabbeti var, ne bir şaka şenlik, ne bir güler yüz, ne bir şey. Hiç anasına çekmemiş. Bana bak, Lüle Park gibi kadınım. Evet, evet. Rüzgar nereden eserse, kimin kayığına binersem, aman öyle oldu, böyle olmadı falan, hemen her an fikrimi değiştiririm. Tarafımı seçerim, seçtiğim taraftan vazgeçerim. Evet. Ama o öyle mi? Dediğim dedik, çaldığım düdük. Biz çok eğleniyoruz. İnadım inat, kanadım kırık. Yani doğru Ahmet. Ahmet. Ya bir sürü şey söyledim. Ahmet'e mi takıldın sen? Evet. Ahmet kim? Erkek ismi. Biz daha kundaktayken nişanladık onu. Töre var, töre vallı. Katlederler bizi. Söz verdik mi ki dönemeyiz artık. Yapma be Benekşe teyzem be. Bence daha iyisini bulabilirdin. Neyi? Bahanenin. Daha iyi bir bahane üretebilirdin bence. Ama kızım ben sana ne söylersem söyleyeyim, senden istediğim performansı alamıyorum. Alamazsın. Alamazsın. Çünkü ben Eko'nun nasıl biri olduğunu gayet iyi biliyorum. Ve tam da öyle biri olduğu için... Tam da öyle biri olduğu için ne? Elif, tam da öyle biri olduğu için ne? Ve tam da öyle biri olduğu için biz onunla çok iyi arkadaşız. Ben kahve için çok teşekkür ederim. Eline koluna sağlık Menekşe teyzeciğim. Ben şey gidiyorum. Çok sağ ol. Görüşürüz. Anlat ne dedi? Zümrüt kardeşim, senin bu kızın vallahi sap. Ben Eko'yu anlatırken kendi oğlumdan soğudum ama senin kızın tın tın. Ay deme öyle ya. Ha işte aynı Eko. Vallahi. Ben de Eko'ya kızımı anlatırken zaten kızımı pek haz etmem biliyorsun. İyice soğudum ama Eko vazgeçmiyor. Ya ben yasak koymayı çok iyi bilirim. Koy. Fakat yasaklar caziptir, çekicidir. Ondan şey yapmıyorum. Peki ne yapacağız Menekşe? C planı koyacağız devreye. C planı. Nedir? Alayım C planını, alayım. Söyle. Nedir C planı? Ne yapıyoruz? Yok. Bulacağız.
Hoş geldin. Kerim Bey nerede? Gelir birazdan. Otursana. İyi, bir an evvel gelsin de çalışmalarımı teslim edeyim. Sayende bütün nefesim kursağımda kalıyor çünkü. Esra, kavga etmeyelim lütfen. Ozan, sen benim hayatımdan çıkıp gitsen kavga etmeyeceğiz zaten. Ama sen bunu başaramadığın için sürekli böyle baş başa oturmak zorunda kalıyoruz. Bu akşam seninle tartışmayacağım. İstediğini söyle. Söyleyeceğim zaten. Tamam. Ha bu arada ben ikimizin yerine de sipariş verdim. Haberin olsun. Ben aç değilim, yemek yemeyeceğim. Çalışmalarımı teslim edip odama geçeceğim. Peki. Yemekler gelsin, karar verirsin yiyip yemeyeceğine. Annem uyudu baba. Sana bir şey soracağım kızım. Sence annenin burada kalması mantıklı mı? Baba biz Ozan'la daha yeni evlendik biliyorsun. Evimizde misafir için hiç uygun değil. Yoksa annemi yanıma alırım hemen. Ya onu geç, onu geç. O asla olmaz. Siz daha yeni evlisiniz. Ama bu kadın burada da kalamaz. Hani diyelim ben razı oldum. Çınar bir yerde mutlaka patlar. Baba, annemiz sen seçtin, biz seçmedik. Ne yapalım? Bırakalım da bir otel köşesinde tekrar hastanelik mi olsun? Doktor asla yalnız kalmamalı dedi. Hastanede de kalmak istemiyor. Ne yapayım yani, idare edeceğiz artık. Çağla, çok safsın be kızım. İstediğini aldı bal gibi, görmüyor musun? Bu eve girmenin bir yolunu arıyordu, buldu. Yani bu kadın var ya, bu kadın. Bu kadın sadece kendisini düşünen, bunun için başkalarının arkasından iş çeviren bencil bir kadın. Onun oyunlarına kanmaman lazım. Bitti mi? Ben çok yorgunum, eve gitmek istiyorum. Birkaç gün sonra konuşuruz anne. Bir dakika, bir dakika. Otursana. Efendim baba. Bu Çınar'la Ozan'ın bitmeyen derdi nedir Allah aşkına? Neyi paylaşamıyorlar? Konu her neyse yönetim kuruluna kadar sirayet ediyor. Bu işin tadı iyice kaçtı artık. Bilmiyorum baba, onu da bilmiyorum. Çok yorgunum gerçekten, eve gidip uyumak istiyorum. İyi geceler. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkürler. Antalya'da kimse inip restoranda yemek yemiyor galiba. Çok tuhaf değil mi? Baksana. Yemiyor herhalde. Ozan ne oluyor? Esra sen hala bugünün hangi gün olduğunu farkında değilsin değil mi? Farkındayım tabii ki. Senin benim işimi baltaladığın gün bugün. Hayır hayır, ondan bahsetmiyorum. Bugünün tarihinden bahsediyorum. Yıldönümünüz kutlu olsun Esra. Ozan, teşekkür ederim. Çok güzeller. Beğendin mi? Beğenmez olur muyum? Bayıldım. Yani güzeller de senin kadar değiller Esra. Bu elbisene çok güzel olmuşsun. Muhteşem görünüyorsun. Sağ ol. Hadi geç otur şöyle. Ver çantanı. Menekşe şef bizim için özel olarak hazırladı. Tamam. Hadi bakalım. Dur, başlama. Korkma da gözlerini kapat. Gözlerim. He. Ben de gözlerimi kapattım. Hı. Ozan. Hı. Hani biz balayına gidemedik ya. O yüzden şu anda Antalya'da olduğumuzu hayal et. Çok güzel bir otelin şık bir restoranında yemek yiyoruz. Hı. Bütün gün gezmişiz, dolaşmışız, yüzmüşüz, eğlenmişiz. Akşam da oturup baş başa yemek yiyecekmişiz. Nasıl? Esra'm iyi ki gelmişiz Antalya'ya. Da biraz değişik bir mevsimde mi geldik? Esra neden bu kadar tenha? Şapşal, sen restoranı bizim için özel olarak kapattın. Ha ben... Pardon, ben unutmuşum onu. Doğru söylüyorsun Esra, ben kapattım restoranı. Ben seni çok seviyorum Esra. Çok. Sana söz. Bunları bir gün yaşatacağım sana, hatta daha iyilerini. Bir gün yapacağım. Söz.
Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde. Geç kalınmış, yenen bir yemek. Restoranı da sen kapattın. Hı hı. Kerim Bey de gelmeyecek. Gelmeyecek. Esra? 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 Ya Esra bir durur musun? Ya ne? Ne Ozan ne? Ne istiyorsun benden ya? Ben öleyim mi? Bunu mu istiyorsun? Tek o kaldı çünkü. Ben mahvoldum, ben bittim. Görmüyor musun Ozan? Bittim ben, bittim. Esra ben seni çok seviyorum. Tamam mı? Ben seni çok seviyorum. Ozan bu nasıl sevgi? Bu nasıl sevmek? Sevmek böyle bir şey mi? Ben istemiyorum senin hastalıklı sevgini de, senin aşkını da. Ben tamam diyorum. Bitsin, kurtulayım diyorum, gidiyorum. Buna da izin vermiyorsun. Kendimi sana teslim ediyorum, gidiyorsun bir başkasıyla evleniyorsun. Sen benim halimi görmüyor musun ya? Ya sen benim halimi görmüyor musun? Böyle durunca çok mu iyiyim sanıyorsun Esra? Ben bittim. Sen bana olanları anlattığından beri ben bittim. Olanları tekrar tekrar yaşamaktan ben bittim. Esra ben deliriyorum ben. Ben nasıl göremedim, ben nasıl fark edemedim diye ben deliriyorum ya. Senin her bakışını, senin her sözcüğünü tekrar tekrar yaşamaktan ben bittim. Bittim. Tamam. Tamam. Tamam sen haklısın, ben hata yaptım tamam. Ama Esra ben senden başkasını sevmedim ki. Esra ben hayatım boyunca sadece seni sevdim Esra. Ben senden başkasını sevmedim. Niye benim canım yanıyor o zaman bu kadar çok? Niye ben para parça oldum? Neden bu kadar çekiyorum o zaman? Tamam. 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 Tamam gel. Hayır, hayır izlerim. Geçecek. Geçecek, hepsi geçecek. Bunu da atlatacağız. Geçecek Esra. Geçecek. Geçecek. Gitti. Çekil. Uyanmış. Ulan biz ne yapıyoruz? Yanlış mı bu? Doğru değil. Sen evlisin. Hayır. Sen evlenmesin. Hayır, 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 hayır. Yanlış bir şey yok. Esra'm yanlış bir şey yapmıyoruz. Benim evliliğim sadece bir imzadan ibaret. O kadar. O kadar yanlış bir şey yok. Niye bana her şey saçma geliyor? Neden sen dokununca benim canım yanıyor? Neden her yaptığımız yanlışmış gibi hissediyorum o zaman? Yanlış bu hata. Hata istemiyorum Ozan. Esra değil. Ozan istemiyorum. Esra sakın hata gelme, değil. Gelme. Esra. İstemiyorum. İstemiyorum sakın. Sakın gelme. İstemiyorum. Canım asma yüzünü artık. Bak annene de bir şey olmamış. İyi olacak merak etme. Hem benim anlayamadığım Ozan nerede? Neden sen böyle bir günde yalnızsın? Ozan'ın toplantısı varmış. Hem zaten nereden bilsin benim böyle bir şey yaşayacağım? Kalkalım mı artık? Benim eve geçmem gerekiyor, işlerim var. Sen git istersen, ben biraz daha oturacağım. Tamam o zaman. Çok da uzatma ama. Canını da hiçbir şey için sıkma. Her şey yoluna girer. Merak etme. Görüşürüz. Ozan'ın derdi benim Antalya operasyonu yönetmem değil. Ozan'ın neyi engellemeye çalıştığını ikimiz de biliyoruz. Sen iyice anneme benzedin Çağla. Dikkat et.
keyfinize bakın, ben birazdan geliyorum. Çağla. İnanamıyorum ya. Bu akşam daha kötü ne olabilir derken sen çıktın karşıma. Tamam, ben de öyle sıcak bir karşılama beklemiyordum ama bu biraz ağır oldu sanki ha. İstanbul'a ne işin var Mert? Kesin dönüş yaptım. Artık buradayım. Ne güzel. Evlenmişsin. Evet, evlendim. Bu defa yarı yolda bırakılmadım. Ne başarı ama, değil mi? Hadi git başımdan. İyi görünmüyorsun. Biraz konuşalım, iyi gelirsin. Seninle mi? Yaşadığım her şeyi başlatan kişiyle mi konuşacağım? Gerçekten mi? Ya bak, tamam, haklısın. Hem de çok haklısın. Ben sana çok kötü şeyler yaşattım ama pişmanım. Bir an bile aklımdan çıkarmadım seni bunca geçen zaman. Can nerede? Olmak istediği yerde. Ben onun yerinde olsaydım senin yanında olmak isterdim. İnsan bazen ne kaybettiğini, ne kaçırdığını çok geç anlıyor. Her şeyi ben yapayım zaten. Bu ne ya? Bu ne? Ben ışıkları kapattım. Bu ört. Ay hırsız. Ne yapacağım ben? Hırsız. Sen benim dükkanımı soyacaksın ha? Sen benim dükkanımı soyacaksın. Biziz baba, bir şeyler söyle. Çıkar şunu, anlamıyorum ne dediğini. Tamam, aç şunu. Beniz, bir biziz. Biziz anne, beni. Biziz ya, biz kim olabilir biziz? Biziz. Ne yapıyorsunuz siz burada, bu kılık, bu kıyafetli, bu bardaklar, kavanozlar ne? Parfüm yapıyoruz Ruhu, parfüm ya. Evet, bir şey yok, kötü bir şey yok, parfüm ya. Ha, parfüm yapıyorsunuz. Ya, evet anne, o öyle bir girdin ki aklımız gitti. Ay, ama ya, öyle gelinir mi ya? Manyak mısınız siz? Ay, yine mi? Yalçın, sen deney meney bu dükkanı. Kül ettin kül. Ekmeğime kan doğradın. Yasaklı sana bunlar. Sabıkalısın. Sizi gebertmeyeyim diye bir şey söyleyin. Vallahi indiririm kavga. Hayır, ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Topar açın. Yapma, sakın. Dur. Ruhum, bak bir sakin ol, ben anlatayım sana. Aslında bunları bir atölyede yapıyorduk ve tonla para veriyorduk. Sonra Eko dedi ki, baba dedi, niye o kadar para veriyoruz? Bizim kendi mekanımız var. Kendi mekanımızda yapalım, satalım gitsin dedi. Baba, o nasıl bir insan satmak ya? İnsan evladını böyle satar mı ya? Anneciğim, ayrıca babam da 1000 parfümlük yeni siparişi onayladı. Şimdi de onu yapıyoruz. Ayrıca anne, babamda da bir tuhaflıklar var yani. Böyle bir havaya girdi falan. Sanırsın dünya parfüm dedi. Ya Ruhum, ya sen Eko'ya bakma ya. Sen beni bilirsin. Ben mütevazı bir insanım. Hmm. Ruhum, biliyor musun? Herkes beni konuşuyormuş. Hatta parfüm devleri bile. Evet, gitme. O doğru. Anne git. Bak, hemen sana kanıtlarıyla, ispatıyla, belgeleriyle bak. Burada ne var? Ne ya? He, bak anne, para. Para canlı. Canlı, avans. Burada bak. Şıkır şıkır. Yavaş. Bu böyle yavaş. Bu böyle olmaz ki. Pıt 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 pıt. Biz bunu mu ne zaman dolacak bu? Bu ne acaba? Mum yaksaydın Yalçın. Piknik tüpünde falan yapalım bari bunu. Olmaz mı? Damlamasın. Musluk gibi aksın. Tamam. Tamam Ruhum. Ben bunu düşüneceğim. Evet, projelendirmem lazım. Doğru. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Annemi arayayım, onunla konuşayım. Annem lazım bana. Telefonum nerede? Uf, aşağıda kaldım. Uf.
Bravo. Ozan Korfalı. Arabamın şoförünü değiştirmek, motorun aniden bozulması, uçağımı kaçırmamı sağlamak. Çok iyi plan ya. Helal olsun. Niye geldin Çınar? Antalya işi içinse geç kaldım. Ben o işi çoktan Kerim Bey'e verdim zaten. Biliyorum. Hı. Yönetim kurulunu ikna etmişsin. Ya her şeyi bekliyordum da bu kadarını beklemiyordum ya. Ne yapacaktım? Şirketi mahvetmene göz mü yumacaktım? Şirket ha? Şirket için oynuyorsun yani bu oyunu ha? Oyun mu? Ben oyun mu oynamıyorum Çınar. Bir oyun varsa sen kaybettin zaten. Buradan hiç öyle gözükmüyor. Ozan. Esra nerede? Beğendi mi romantik sürprizini? Hı? Esra seni ilgilendirmez. Tam olarak beni ilgilendirir. Hı. Bak sen benim kardeşimle evlisin, unutma. Unutmadım Çınar, merak etme. Lan o zaman Esra'dan uzak duracaksın. Yeter Çınar, yeter! Çınar, kendine gel! Lan bak! Elif'in ne yapıyor? Ozan! Çınar! Ozan! Ne yapıyorsunuz? Çınar! Çınar, alnım kanıyor. Otur. Yok, iyiyim ben Esra. Tamam. Nasıl iyisin? Çınar, kaşın kanıyor. İyi misin? İyiyim Esra. Gel bir pansuman falan yap. Yok, gerçekten iyiyim ben ya. Bir şey yok, geçer o şimdi. Çınar, ne oluyor? Niye kavga ettiniz? İş yüzünden mi? Esra, ben bir yüzümü yıkayıp geleyim, olur mu? Ya bütün gece yüzmüştük. Yakamazları hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Sanki Işık Selim'le gibi hissetmiştik. Sabaha kadar uyumamıştık. Teknenin gün doğumunu izlemiştik birlikte. Ya biz seninle ne kadar çok eğleniyorduk. Evet. Eğleniyorduk. Gerçi sonu benim için pek eğlenceli bitmedi ama. Ben çok gençtim ya. Çağla çok gençtim. İlk sevgilimle evlenip büyük bir hata yapmaktan korktum ama... şimdi anlıyorum ki... ben en büyük hatayı senden ayrılarak yapmışım. Pansuman için. Zahmet etmişsin Esra. Gerek yoktu. Otursan ben hallederim. Ozan otur. İstanbul'a döner dönmez Çağla ile konuşup bu işe bir son vereceğim. Sen de o zamana kadar beni bekleyeceksin.
bekleyecekmişim. Ya neyini bekleyeceğim ben senin ya? Evlenmişsin be adam, sen evlenmişsin. Hala bekle diyor. Zamanında kahvaltı hazır. Mert bak, ben dün buraya hiç gelmedim. Dün gece de hiç yaşanmadı, tamam mı? Olur. Bir daha ne zaman hiç gelmiyorsun peki? Sen beni anlamıyorsun galiba. Ben kocamı seviyorum. Evet, bir hata yaptım ama onu öfkeli olduğum için. Bir daha asla almayacak, sakın beni arama. Nasıl istersen. Zaten sen beni öleceksin. Seni görmek istemiyorum. Ben evliliğimi kurtaracağım. Kocamı seviyorum, anlamıyor musun? Tamam. Sakin ol. Şahla kimse hiçbir şey bilmiyor. Sakin ol. Derin nefes al. Ozan, döndün mü canım? Döndüm. Evdeyim. Sen neredesin? Ben... anneme bakmaya gelmiştim de anneme uğradım. Ha, nasıl oldu annen? İyi mi? İyi. Gün ilerledikçe daha iyi olacak. Çağla, evde buluşalım mı? Konuşmamız gereken konular var. Tamam. Yani tabii geliyorum, konuşalım. Tamam. Antalya işi de başlamadan bitti ama olsun. Bizim yapacak çok işimiz vardı. Evet. Ben de bugün öğleden sonra şirkete giderim diyordum. Yok ya, bence git eve dinlen. Yok yok, olmaz. Ya şimdi Antalya'daki ekibin sık sık soruları oluyor, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Onlara yardımcı olmam lazım. Yani bence yarını bekleyebilirler ama sen bilirsin, nasıl istiyorsun. Bu arada ailenin haberi var mı döndüğünü? Yok, haber vermedim daha. Var ya, bir günde özledim onu. Annem şimdi dükkanda yemek yapıyordur. Babam kesin bulmaca çözüyordur. Abim de pakettedir. Aha Çınar, sen beni evin yakınlarında bir yerde indirsene. Sürpriz yapayım onları. Tabii, nasıl istersen. Kaç yer? 3+3. 4. Ay yok. Bizim üretimi arttırmamız lazım. Böyle olmaz bu. Yok, olmaz. Ben kaliteden ödün veremem. Olmaz. Bir kere benim ismim var. Yani namım yürüyor Menekşem. Olur mu öyle şey? Ayrıca benim için para önemli değil. Önemli olan parfümün kalitesi. Şey, Allah para. Allah. Düne kadar burada uyuz uyuz bulmaca çözen adam gelmiş bana benim bir adım var, namım var diyor canım. Ne münasebet. Ayrıca parfümün adı benim adım yani. Ruhum olabilir, tamam. Senin ismin olabilir. Kim keşfetti? Ben keşfettim. Ayrıca senin dediğin gibi o işler isimle yürümüyor. Evet. Bir dakika, hemen kendinizi kaybettiniz ya. Bir kendinize gelin lütfen. Allah Allah. Bende bir şey yok. Bende bir şey yok. Babam bir havalara girdi. Bir garip garip hareketler falan. Doğru ama baba. Ya sen hemen onu akla. Kıskananlar çatlasın. Bana mı dedi o, bana mı dedi? Yok canım. Hayır. İtirafa söylüyorum, artık kim üstüne alınıyorsa alınsın. Eko bak, babana sahip çık, mevzu karışacak ha. Ya tamam, 3 kuruş para kazandık, birbirimize girdik ya. Hayır, madem para bizi bozacak, bari daha yüksek bir meblağla bozulsaydık. Bu çok küçük. Bir dakika ya. Benim bunu söylemem lazım. Bakın,
çok fazla dikkat çekmeyelim. Öyle gereksiz harcama yapmayalım. Öyle her yere saldırmayın canım. Evet tabii doğru. Zaten ben sabah sabah kuyumcuyu uyandırıp altın satın aldım. Hadi söyle. Aldım. Evet altın aldım. Niye aldım? Yatırım diye aldım. Artacakmış altın öyle söylüyorlar. Aa, Eko ayrıca senin Elif'e aldığın hediyeyi görmedim zannetme anneciğim. Ha evet anneciğim. Biraz kredi kartının limiti zorlanmış olabilir ama olsun. Para akacak zaten. Yerine koyarız. Sorun yok ya. Ayrıca sen benim özel hayatımı karıştırıyorsun anne. Ne? Özel hayatım, senin özel hayatın mı var Eko? Benim evimde yaşıyorsun. Öyle odanın ortasına nal gibi koymuşsun kemanı. Temizlik yaparken gördüm. Tamam uzatmayın artık uzatmayın. Bir sakin olun artık ya uzatmayın tamam. Buranın karnı yarığı meşhur diyorlar. Aa, aa, kızım niye geldin? Esra. Esra. Niye geldin? Hoş geldin. Hoş geldin. Niye? Bir şey olmadı değil mi Esra? Yok yok anneciğim ya bir şey olmadı ya. İşler planlandığı gibi gitmedi. Antalya işi iptal. Ha. Olsun iyi yaptın iyi ki döndün. İyi olmuş, iyi olmuş. Zaten bu Antalya bizim aileye pek yaramıyor. O yüzden yerinde olmuş. Neyse ben gideyim bir dinleneyim, duş falan alayım. Öğleden sonra tekrar gideceğim şirkete. Ben yardım edeyim sana. Tamam. Dur anne. Aa, sabah sabah hesap kitap mı yapıyorsunuz? Ya, anne, ya, Esra yardım et. Pazardan fasulye mi alalım, baklama alalım ne olacak? Ne aman abi ya. Şişt, yardım et bir. Gördün mü? Yok görmedi de Ruhum bir şey diyeceğim. Peki. Sen bu parfüm işini Esra'dan niye sakladın? Saklamadım. Saklamadım. Niye saklayayım? Öyle birden sorunca panik oldum. Niye saklayayım? Söyleriz bir ara. Anlamadım niye ben. Niye saklayayım ben kızımdan? Bana bak. O sarı mı bir şey yapıp canını sıktı senin? Yok ya. Çınar'la ne alakası var? Ayrıca şuna sarayıp deyip durma çocuğa. Ya adam sarı. Eflatun mu diyeyim adamı? Anlatacağım ben sana yukarıda ne olduğunu. Aa. Ne oldu? Olaylar. Efendim? Çağla Hanım merhaba. İstediğiniz fotoğraflarla görüntüleri aldım. Verdiğiniz maile yolladım. Tamam, bakıyorum hemen. Teşekkürler. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk baba. Ne oldu yüzüne? Bir şey yok ya. Düştüm de kaşımı çarptım. İyi misin? İyiyim baba. Baba ne söyleyeceksen söyle Allah aşkına ya. Ya başaramadın da. Başladığın işi bitiremedin de. Eline yüzüne bulaştırdın da. Yok öyle bir şey söylemeyeceğim. Böyle deneyimlere ihtiyacım var. Hata yaparak öğreniyor insan. Baba ben hata falan yapmadım ya. Ozan sabote etti. Çınar, Ozan'a işin başında haber vermeyerek hata ettin. Aramızdaki bu anlamsız çekişmeyi bitirin artık. İkinizin de aklınızı başınıza toplamanın zamanı geldi de geçti bile. Baba benim aklım başımda zaten. Hem de hiç olmadığı kadar. Ama haklısın. Antalya'dan çok iyi bir ders çıkarttım. Bundan sonra kimsenin kuralına göre oynamayacağım. Kuralları ben koyacağım. Onlar da kuralıma uymak zorunda. Bakalım o zaman kim kazanıyor, kim kaybediyor. Çağla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen yine Çınar'la mı kavga ettin? Ya ben Çınar'la konuşmaya çalışıyorum ama beni dinlemiyor aslında. Çağla. Otursana konuşmamız lazım. Tamam. Konuşalım. Dinliyorum. Çağla bu iş uzatmanın ikimiz için de bir anlamı yok. İş? Beni bir iş olarak gördüğünü bilmiyordum. Çağla, ne demek istediğimi anlıyorsun. Evet, anlıyorum ama bana bir söz verdin. Çağla, ben sana bir söz verdim ama sözümü tuttum. O imzayı attım ve seninle evlendim. Herkese rolümüzü yaptık. Hatta seninle İtalya'ya kadar gittim. Ama daha fazla rol yapmanın ikimiz için de bir faydası yok. Ya istersen bütün suçu bana atarsın, ne bileyim. Ozan iyi bir eş olamadı dersin, benim için tamam.
Ama ben daha fazla rol yapamayacağım Çağla. Daha fazla yalan söyleyemeyeceğim. Yapamam. Tamam. Bitirelim. Konuşalım avukatlarla, halledelim bu işi. Tamam. Sağ ol Çağla. Ama Ozan, senden bir ricam var. Boşanma işlemleri bitene kadar bu role devam edelim. Beraber yaşayalım, insanların yanında karı koca olalım yine. Ki ben de konuşacak cesareti toplayayım kendimle. Yoksa gazetede çıkan haberlerle, şirkete çıkan dedikodularla ben başa çıkamam Ozan. Bu iş bittiğinde bir kere konuşayım. Ailem dahil herkes öyle öğrensin, olur mu? Haklısın. Ben boşanana kadar senin yanındayım. Gereken neyse öyle davranacağım, merak etme. O zaman ben şirkete iniyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Acil deyince hemen geldim. Evet, çok aşırı acil bir durum varmış. Çünkü bunun derhal parmaklarımla buluşması gerekiyormuş. Keman. Evet. Sen bana keman mı aldın? Evet. Keman aldım. Ya. Ya inanmıyorum sana Eko. Bu çok güzel bir şey. Ya sana bütün yaylılar, bütün vurmalılar, bütün üflemeliler hepsi feda olsun sana. İşte ben de böyleyim. Ben de kendimi böyle mutlu hissediyorum. Ne yapayım? Dedim madem çok para kazanıyorum bu ara, kendimi mutlu edecek şeyler yapayım dedim. Mutluluk deyince de aklıma hemen sen geldin. Ben de gidip keman aldım sana. Bu benim hayatımda aldığım en güzel hediye. Yani çok teşekkür ederim. Ona gözüm gibi bakacağım. Söz. Söz. Evet. Sen yani keman çalıyorum demiştin. Kontrbas da çok güzel hali. Çok güzel enstrüman. Onun da sesini seviyorum ama keman böyle daha bir zarif bir enstrüman. O sana daha çok yakışıyor diye düşündüğüm için keman aldım. Akşam benim arkadaşlarım çalacak. Birlikte gidip dinleyelim mi? Ha, bu akşam olmaz. Olmaz çünkü biz akşam babamla yine parfüm üreteceğiz. Üretim işimiz var yine. Ha, Eko. Ha. Ya ben çok korkuyorum bu parfüm işi yüzünden sizin başınıza bela açılacak diye. Ya bak, ben senden pahalı hediyeler falan istemiyorum. Böyle çok para kazanmanı falan da istemiyorum. Ya ben seni bu yüzden sevmiyorum ki. Ne? Ne dedin? Hiçbir şey demedim. Hayır dedin. Dedin bir şey dedin. Dedin orada bir şey söyledin, döküldü dudaklarından. Bak şu an kalp kriziyle taşikardi arasında bir yerdeyim. Döner misin lütfen oraya? Dön. Dön söyledin. Ay tamam dedim. Heh dedin. Suç mu? Hayır asla. Suç olabilir mi? Suç değil tabii ki. Tabii ki değil. Böyle suça kurban olur en fazla. Böyle bir şey yok ama ben seni daha çok seviyorum. O konuda netiz değil mi? Bilemem şimdi. O kadarını ben şey yapamam. Ben gideyim buna biraz çalışayım. Tamam. Birazcık çalayım, pratik yapayım. Tamam oldu. Tabii çal biraz. Çok çalış. Teşekkür ederim. Çalış. Çok iyi. Çok iyi. Elif Eko'yu seviyor. Elif kişisi, Eko kişisi aşık. Seviyor. Çok iyi. Aa, ama bak oğluşum, yani bir ilk gerçekleştireceğim ve kızacağım sana ha. Ya iyi ki bir evlendin. Ne geldiğin var, ne gittiğin var, ne gelinimi getiriyorsun. Olmuyor mu? Olmaz böyle ama. Gelirim ben bir ara anne. Siz iyisiniz değil mi? Bir sorun yok. Ya biz iyiyiz, biz şahaneyiz de sen nasılsın, siz nasılsınız? Bana bak, sesin pek bir şey geliyor ha. Keyfin falan kaçık değil değil mi? Oğluşum, Zeus dediğin eser gürler. Bir şey mi oldu, ne oldu? Yok, iyiyim. Hatta yakında daha da iyi olacağım. Neyse anne, ben şimdi bir toplantıya giriyorum. Görüşürüz sonra. Tamam oğluşum, ben de öpüyorum. Hiç beğenmedim. Sesi çok kötü geliyordu. Var bir şey bunlar, bunların keyfi yok. Ay, üzüldüm bak şimdi. Ne oldu ki, niye keyifsiz böyle? Ben öğrenirim onu ben. Ben öğrenirim. Ama hiç... Mayın, hoş geldin. Ah, hoş gidiyorum. Bana bak.
Ne o, o ne? Kemal. Eko almış bana. Hediye. Kızım ben sana bunun en pahalısını, en ihtişamlısını, en gösterişlisini aldım. O ne öyle koltuğun altında fakir gibi? Ben odama gidiyorum, kemanı çalacağım. Lütfen rahatsız etmeyin. Baba halleri var. Ay. Şunun şöyle bir alık alık gülümsemeleri yapın şöyle. Şişinci. Menekşe yandık. Menekşe biz Menekşe C planını atlayalım derken atı alan Üsküdar'ı geçmiş bile. Senin faydasız benim kıza keman almış. Hayır sen kimsin? Sen kimsin? Hangi parayla alıyorsun bunu, bana onu söyle. Ne yapayım Zümrüt? Biliyorum, mani olamadım. Ne yapayım? Burada ben paranın kokusunu alıyorum. Ben paranın kokusunu iyi bilirim. Menekşe, o bebekler nereden çıktı? İki tane kardeş var bak yan yana, orada bebekler. O bebekler nereden çıktı? Onlar nereden çıktı? Siz ne işleyebiliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? O bebekleri ilk defa görüyorum. Nereden çıktı onlar? Ne çevireceğiz Menekşe ya? Barbunya, kuru fasulye, nohut, pilav, cacık listeyi. Evet, hep aynı, evet. Hep cacık. Biz gariban insanlarız. Ne güzel bize para ya. Ay, tabii canım. Aa, biz kimiz ki? Biz zavallı, fakir bir esnafız. O paranın kokusu olsa olsa senden geliyordur Zümrüt Hanım. Doğru. Olsa olsa benden geliyordu. Ay canım da bekledim. Sizden geliyormuş kız. Orada iki tane var ama. Buna canım sıkıldı. Ama hadi neyse. İyi günler küçük esnaf. Gariban esnafmış. Paranın kokusunu nerede olsa alırım ben. Zümrüt Korfalıyım. Sizin ne işler çevirdiğinizi öğrenmeden, bu paranın kaynağını kurutmadan peşinizi bırakır mıyım acaba? Anladın mı? Yok Ruh, hiçbir şey anlamadı. Sen merak etme. Var ya bu sefer argümanlarımız çok sağlam. Kesin ikna olur. Yalnız her şeyi bir kenara bırakıyorum da, Ozan'ın sizin hayalinizdeki yemeği organize etmesi aşırı iyi kızım ya. Zeyno ne diyorsun sen ya? Ozan evli diyorum, evli. Yani evet, evli ama bu böyle formaliteden bir şey yani. Ya ne fark eder? Beni düşürdüğü durumu görmüyor musun ya? Ben ne zaman böyle bir durumun içine düşmek istemiyorum desem kendimi o karenin içinde buluyorum. Kendime bunu yapmayacağım. Ozan'ın hatalarının bedelini ben ödemeyeceğim. Tabii ki ödemeyeceksin Esra. Hem Ozan da böyle bir şey istemiyor ki. Bak sana söylemiş, bitireceğim, boşanacağım demiş. Söyledi. Ama Çağla onu asla bırakmaz biliyorum. Çağla sandığımdan da kolay kabul etti. Avukatlarımızla konuşup bir an önce boşanacağız. Yani bu kadar çabuk kabul etmesi enteresanmış gerçekten. Kabul etmeyip ne yapacak ki? Herkesin iyiliği için bu oyunun bir an önce bitmesi lazım Musa. Hemen. Ya öyle olmasına öyle abi de. Yani bakalım Esra bunca yaşanan şeyden sonra seni affedebilecek mi? Affedecek. Ya biliyorum bana kızgın, hatta çok kızgın. Ama çok da seviyor beni. Mutlaka affedecek. Yok ben affetmeyeceğim Zeyno. İçim o kadar kırık dökük, o kadar paramparça ki... ne yapsam, neresinden tutsam elimde kalıyor. Ya ne yapacağımı bilemiyorum artık, şaşırdım. Zaten şu an bir şey yapması gereken birisi varsa o da sen değilsin, Ozan. O önce bir üstüne düşeni yapacak. Ondan sonra kalbin ne istiyorsa, ne yapmak istiyorsan sen onu yapacaksın kardeşim. Haklısın. Nasıl oldun anne? Daha iyi misin? İyiyim. İyi değilsen bile Meral iki dakikada bir gelip kontrol ettiği için iyiymiş numarası yapıyorum. E tabii ki gelip kontrol edecek. Çünkü biz bir daha böyle bir şey yaşanmasını istemiyoruz. Yaşamayacaksınız da. Ay içiniz rahat etsin diye yemin mi edeyim, söz mü vereyim, ne yapayım bilmiyorum ama... yani tamam kötü bir olaydı, yaşandı bitti. Emin misin? Evet. Sen nasılsın? Ne yaptın dün gece? Ne yapayım, evdeydim. Ozan geldi mi? Geldi. Gelir gelmez de boşanmak istediğini söyledi. Ne? Sen ne dedin peki? Tamam dedim, ne diyeceğim? Tamam mı dedin? Delirdin mi sen? Yo, delirmedim. Hatta aklım gayet yerinde. Ben boşanmaya karşı duran kişi olmayacağım anne. Çünkü böyle bir boşanma gerçekleşmeyecek. Ay, ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Hmm.
Evli bir adam, bekar bir kadın. Hiçbir şey umursamadan ne kadar da özgürce aşk yaşıyorlar değil mi? Herkese her şeyi hiçe sayarak. Peki ne yapacaksın bununla? Yani Ozan'ın elinde avucunda ne varsa alabilirsin bunlarla, biliyorsun değil mi? Anne, benim yeteri kadar param var zaten. O parayla da elde edemeyeceğim hiçbir şey yok. Ozan hariç. Ben Ozan'ı istiyorum. Önümüzde bir tek Esra engeli var. Onu da bu fotoğraflarla sonsuza kadar ortadan kaldıracağım zaten. Günaydın. Aa, günaydın. Günaydın. Ya siz benden kurtulabileceğinizi mi sandınız? Biz haberlerini almıştık sabah. Zaten gitmeni hiç istememiştik ya. Ama sana Antalya nasıldı ya? Ya vallahi Simin'cim gideli bir gün oldu. Bir günde gittim geldim işte. Pek bir şey anlamadım ama güzeldi. Bu arada daha fazla çalışmamız lazım. Çünkü Antalya ekibine bütün çalışmayı teslim ettim. Ve sık sık onlarla da yoluk halinde olmam lazım. Bana mesai yolları göründü. Tamam, yardıma ihtiyacın olursa söyle. Tamam. Aynen. Sağ ol. Zor. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Teşekkürler. Bey, hoş geldiniz. Esra Hanım, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Dinlenseydiniz keşke. Allah Allah. Bana söyleyene bak. Yapmam gereken işler vardı o yüzden. Bir şey diyeyim mi? Hangi Çınar daha iyi karar veremedim? Bu stajın başında pinekleyen Çınar mı? Yoksa arı gibi çalışan Çınar mı, emin değilim. Esra Hanım, daha bir şey görmediniz. Yeni başlıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Yani. Ben odamdayım. Eğer istersen bir kahveye beklerim. Tamam, uğrarım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz Çınar. Görüşürüz. Efendim? Esra, odama gelir misin? Tamam Ozan Bey, geliyorum şimdi. Bekliyorum. Ozan Bey. Kerim'in Antalya ile ilgili bazı soruları vardı. Beraber bakalım istedim. Eğer o akşam yemekle toplantı yapabilseydik, Kerim Bey'in sorularını cevaplardım ama neyse. O yemeğin öyle olması gerekiyordu Esra. Ha, buna siz mi karar veriyorsunuz Ozan Bey? Aynen öyle. Otursana. Siz bu dosyalara verileri kaydetmişsiniz ama bunlar kaç ayı kapsıyor? Bunlar 5 ayı kapsıyor. Heh. Ayrıca o yemeğin öyle olması falan gerekmiyordu Ozan. Biz seninle yemek yiyemeyiz. Biz seninle iş dışında herhangi bir şey konuşamayız. Ben bunu sana defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Ya sen bugüne kadar bana kafana göre davrandın ama artık davranamazsın. Yanlış bu. Esra, ben hayatımdaki bütün yanlışları düzeltiyorum. Çağla ile konuştum. Boşanıyoruz. Onu artık beklemek istemediğimi söyledim, o da kabul etti. Yok, Çağla seni bırakmaz, senden vazgeçmez. Avukatla çoktan konuştum bile. İşlemleri başlatıyoruz. Tamam, yani bana ne, ne yapayım? Benden ne istiyorsun? Beni beklemeni istiyorum Esra. Beni affetmeni istiyorum. Ozan. Esra, ne istersen yap. Ozan. Hepsini istersen, hepsini burnumdan getir. Yaptıklarımın, yapamadıklarımın hepsinin acısını çıkar benden. Gerekirse her gün canımı oku. Ama yeter ki beni bekleyeceğini söyle. Lütfen. Esra. Ya sanki başka çarem mi var? Esra. Ozan. Bak, boşanmadan bana dokunamazsın. Benim peşime düşemezsin. Yanıma yaklaşamazsın. Kabul. Tamam. Eğer bir hata daha yaparsan, seni hayatım boyunca affetmem, haberin olsun. Biliyorum. Asla yapmayacağım. Ha.
Kerim Bey'in gerçekten soruları var mıydı? Vardı. Ama benim cevaplayamayacağım sorular değil. İyi hadi ben gittim. Birilere baksaydık. Ozan ya. Allah aşkına bırak şu elindeki dürbünü abla. Ne o öyle karayip korsanı gibi? Bırakamam Reyhan. Bırakamam. Ya bir para kokusu alıyorum ama onun kaynağını bulamıyorum. Yani o değirmen nerede? Değirmenin suyu nereden geliyor? Benim bunları çözmem lazım. Ya ablacığım orası bir lokanta. İş yapıyorlar. Parayı da oradan kazanıyorlar. Ne lokantası Reyhan? Ne lokantası ya? Görmüyor musun? Müşteriler aynı. Paket servisi desen aynı. Ya o bebekler nereden geliyor ya? Tamam. Buldum. Kara para atlıyorlar. Abla Allah aşkına saçmalamayı bırak. Rica ediyorum senden. Alın teriyle çalışıyorlar. Parayı da oradan kazanıyor olabilirler mi acaba? Olabilemezler. Nereden olabilecekler? Ay. Olabilemezler Reyhan. Eğer ben Zümrüt Korfalıysam bu işi çözerim arkadaş. Uf, Esra of. Ne yaşarsan yaşa, sonunda inanıyorsun adama. İşte ben bu yüzden aşık olmak istemiyordum. Bu yüzden. O hissesini kuran çocuklarla toplantı öğleden söyledi değil mi Pınar? Evet, öyleydi ama Çınar Bey projeyi iptal etti bugün. Ne demek iptal etti? Ayrıntısını bilmiyorum Ozan Bey. Bana da daha fazla bir bilgi vermedi. Sadece projeyi iptal edeceğimizi söyledi. Çınar nerede şimdi? Toplantı odasında. Tamam Pınar, sen gidebilirsin. Sen ne yaptığını sanıyorsun şu an? Sana da merhaba Ozan. Bilmiyorum haberin var mı ama bir yıldır ben o çocuklarla çalışıyorum. Bana sormadan projeyi iptal etmek de ne demek? Bu şirketin farklı yönlere dağılmasını yanlış buldum. O yüzden müdahale ettim. Çocuklar artık benim yeni kurduğum şirket için oynadı. Senin buna yetkin yok Çınar. Lan kimin ne yetkisi olup olmadığını tartışma faslını geçelim. Sen ya da ben bu şirketten gidene kadar bu böyle olacak. Burası senin oyun bahçen değil. Ben bin bir emekle kurduğum bu şirketin şımarık bir çocuğun eline heba almasına izin vermedim. Bunu o aklına iyice bir sok. O zaman elinden geleni ardına koyma Ozan. Çünkü ben öyle yapacağım. Hı. Bittiyse çıkabilirsin. Çağla'nın gördün mü? Yok. Daha gelmedi galiba. Kendisine geldi. Ben teslim aldım ama çok acil insan kaynakları yapmam lazım. Ne yapayım? Tamam. Bana ver. Ben o tarafa gidiyorum zaten. Odasını bırakırım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Bana yıllar sonra bu şehirde nefes alma fırsatı verdin. Teşekkür ederim. M nokta. Hayırdır Musa? Şey, size çiçek gelmiş de onu bırakıyordum. Ha öyle mi? Düğüne gelemeyen davetliler. Yani hem burayı hem evi çiçek bahçesine çevirmişler. Normal. Yani normal tabii. Küçük bir düğün yapmak zorunda kaldık. Herkes gelemedi. Teşekkür ederim o zaman. Rica ederim. Görüşürüz. Bak bir kehanetim daha doğru çıktı. Beni senin arayacağını söylemiştim. Sen ne yaptığını sanıyorsun Mert? Bu çiçekler ne? Sakin ol. Üzerinde adım bile yazmıyor. Bence bu kadarını yapabilirim. Hayır, yapamazsın. Yapamazsın ya. Sakın bir daha buraya bir şey göndermeye kalkma. Beni de unut. Kim unutsun seni, Çağla? Eski bir arkadaş. Senin kaşına ne oldu? Kocanla biraz sohbet ettik diyelim. Ya gerçekten ikiniz de çocuk gibisiniz. Ben sana Antalya'ya gitme demedim mi Çınar? Çağla,
Senin kocanın Antalya'ya gittiğini bir telefonla öğrenmen normal bir şey mi ya? Niye normalmiş gibi davranıyorsun? Bak Çınar, benim evliliğimi sorgulamandan ben çok sıkıldım artık. Bana Ozan için savaş dedin, ben de savaştım. Sonuç evliyim. Peki sen? Sen bir kendine bak ya. Esra seni reddedecek diye ödün kopuyor resmen. Yanlış analiz yapmışsın kardeşim. Ben doğru zamanı bekliyorum. Öyle mi? Yalnız Çınar'cığım, doğru zaman diye bir şey yok. Kendini kandırıp durma. Ya Çağla, Ozan'la aranızdaki her neyse bana söyleyebilirsin ya. Ben senin kardeşinim. Ne oluyor söylesene. Bir şey falan olmuyor Çınar. Biz gayet mutluyuz ve mutlu da olacağız. Bitti mi? Bitti Çağla. Bodrum'daki evi üstüne yapacağım anne. Ama bir şartım var. Aa, dur. Ben tahmin edeyim. Buradan gidersem değil mi? Buradan gitmen ya da kalman değil konu. Çocuklarımın ve benim hayatımdan tamamen çıkmam. Pardon? Öyle şaşırmış anlamamış numarası yapma. Çağla'nın dengesini nasıl bozduğunun farkındayım. Ama artık buna müsaade etmem. O zaman sen de şunun farkına var. Çocuklarımdan artık asla vazgeçmem. İstersen bütün Bodrum'u üstüme yap. Ne kadar istiyorsun ha? Bizi rahat bırakmanın bedeli ne? Bu paket de tamam. Şimdi damıtma işlemi bitsin. Diğer partiyi de hazırlayalım, şişeleyelim. Aman ruhum, ne olursunuz çok dikkatli olalım. Hataya yer yok. Yalçın, ben çok sıkıldım bunu izlemekten. Yalçın, bizim paramız var. Artık beni sinemaya falan bir yere götür ne olur. Ama ruhum, daha işimiz bitmedi. Biraz sık dişin ne olur. Ya ruhum muhum deme. Devamını bu yapar. Öğrenmiş bak, aslan gibi yapıyor Eko. Tamam ruhum, tamam. Sen de haklısın. Bir dahinin karısı olmak kolay değil. Hadi gidelim sinemaya, sen de rahatla. Ne oldu? bir dakika ya. Nereye gidiyorsunuz ya? Bir yaşınıza başınıza bakın ayrıca. Bu evin genci benim. Biri sinemaya gidecekse o ben olmalıyım. Ya güldürmeyin sana. Senin gençliğin mi kaldı Eko? Tohuma kaçtın sen. Ay Yalçın, şunu çıkaralım ne olur. Hazecik bir insanım ben ya. Tohuma kaçtın ne demek ayrıca? Ruhum dur, ben sana yardımcı olacağım şimdi. Bir dakika şöyle dön bakayım. Dur. Yavaş. Bunlar. Eko'ya bak. Nasıl anlamadın? Sen çözmeliydin bu işi aslında. Size o parfüm işini yaptırmayacağım. Ezdirmem size o paraları. Bu mahallede tek bir zengin olabilir. O da belli, Zümrüt Kor. Haber almışsındır. Evet aldım. Ozan söyledi. Hiç zaman kaybetmemiş. Sana ilk Ozan'ı tanıdığımda nasıl halde olduğunu anlatmış mıydım? Nasıl bir enkazı devraldığımı. Yeni ayrılmıştınız, Ozan paramparçaydı. İlk önce hayallerini gerçekleştirmesi için yardım ettim.
Sonra arkadaşı olarak ayağa kalkana kadar yanında oldum. Sonra bu şirket büyüdü, biz büyüdük. Ozan'ın o hüzünlü hali gitti. Yerine güçlü, dimdik duran bir adam geldi. Sonra ne oldu? Sen girdin hayatımıza. Hayatımızın ortasına girdin, hepimizi kandırdın, bize yalan söyledin. Ben kimseden kim olduğumu saklamak istemedim. Ama sakladın. Bu şirkette en çok ben senin arkanda durdum. Ozan bile seni göndermek isterken ben engel oldum. Ne kadar salakmışım. Ozan biliyor mu senin ne kadar mutsuzluk getireceğini, onu üzeceğini? Ama ben nereden bilebilirdim ki? Çağla, nereye varmaya çalışıyorsun? Esra, sen Ozan için bir zehirsin. Gün geçtikçe öldürüyorsun onu. Bak, sen benim Ozan'la neler yaşadığımı bilmiyorsun. Nelerden geçtiğimizi, nasıl sınavlar verdiğimizi bilmiyorsun. Benim ne yaşadığım hakkında en ufak bir fikrin yok. Evet, biz Ozan'la çok üzdük birbirimizi. Ama çok mutlu da olduk. Ve olmaya da devam edeceğiz. Evet, gördün ne kadar mutlu olduğumuzu. Bu ne? Aç bak. Bizim Ozan'la aramızda hiçbir şey olmadı. Onunla herhangi bir şey yaşamadık, göründüğü gibi değil. Göründüğü gibi değil, öyle mi? Ozan'dan vazgeçeceksin. Ona da ondan vazgeçtiğini ikna edeceksin. Yoksa Esra, bu fotoğrafların hepsini basına veririm. Sen yuva yıkan kadın olursun. O çok sevdiğim mahallendekiler, arkadaşların, ailen hepsi öğrenir bu olayı. Sonra ne yaparım biliyor musun? Ozan'a öyle bir boşanma davası açarım ki cebinde 5 kuruşu kalmaz. Yıllarca sıfırdan kurmak için didindiği, çaba sarf ettiği şirketini elinden alırım. Öyle bir rezil ederim ki bir daha toparlanacak gücü kendinde bulamaz. Öyle bir şey yapamazsın. Yaparım. Sizin karşımda birbirinizi sevdiğinizi izlemektense dünyayı yakarım. Her şeyi yaparım. Çok aşıksın Esra. Çok seviyorsun ya Ozan'ı. Al sana sevgini kanıtlamak için bir fırsat. Bu işi bitireceksin. Ozan'la konuşacaksın, bu işi bitireceksin. Sevmek bazen vazgeçmektir Esra. Bakalım sen ne kadar seviyorsun Ozan'ı. Annemler kısa filme mi gitti ya? Aa, Elif. Selam. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ben evde otur otur sıkıldım. Bir de seni görmek istedim. Beni göreyim, çok iyi yaptın. Yani çıkıp gezelim diyeceğim de gördüğün gibi annemler olayı bana kilitledi. Sağ olsun sorumsuz ebeveynlerim. Vay. Ya kendileri de nereye gitti biliyor musun? Sinemaya. He. Ya, ya yani anlayacaksın ben burada böyle sabah kadar nöbetteyim. Bunlar bayağı havalıymış ha. Öyleler, öyleler. E ben de kalayım burada. Birlikte nöbet tutalım. Ya olur, olur da sen bunlardan sıkılmaz mısın? Yani bu böyle çil işkencesi gibi aynı ritimde pıt 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 damlıyor sürekli. Yo. Ben senin yanında sıkılmam ki. Sıkılma be. Tamam. Şey o zaman ben gideyim de tulum bulayım çünkü korunmamız lazım. Tuluma şey. Sen bul tulumu. Tulumlar nerede? Tulum.
Efendim Zeyno? Hah? Kızım, sana ulaşacağım değil, Lale'ye sinyal mi göndereceğim ben? Yemin ediyorum öldüm meraktan. Sabahtan beri arıyorum, mesaj atıyorum. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Sen iyiyim diyorsun da ben iyi değilim diye duyuyorum onu. Sesin berbat geliyor, ne oldu? Yok, bir şey olmadı. Zeyno, sana bir şey soracağım. Sen sevdiğin biri için en fazla ne yapardın? Onun iyiliği için ondan vazgeçer miydin? Kız, bu ne saçma soru be? Anlamadım hiçbir şey. Zeyno, cevap ver soruma. Yani ne bileyim... Yaysel, sen şunu doğru düzgün anlatacak mısın? Ne oldu? Ozan'la ilgili bir şey mi oldu? Yok, onunla ilgili bir şey olmadı. Neyse, ben müsait değilim. Şimdi sonra konuşuruz. Bay bay. Tamam. Vay be abi. Demek düzeltiyorsun her şeyi ya. Bak şimdi gör, hepsi nasıl rayına oturacak. Musa demişti dersin. Vallahi sonunda Musa ya. Çok hata yaptım ama yavaş yavaş yolunu koyacağım. Yeter ki Esra'm yanımda olsun. Aç abi. Esra'm. Ozan. Ben sahildeyim. Kayıkların olduğu yerdeyim. Buraya gelebilir misin? Bir şey mi oldu? Gelince konuşuruz. Burada bekliyorum. Ne oldu abi? Bir şey mi oldu? Yani yüzün karardı. Anlamadım Musa. Ama benim hemen Esra'nın yanına gitmem lazım. Kemanım. Kemanımın sesi çok güzel. Kendisi de çok güzel. Çok iyi, çok güzel. Ben çok çok pazarlık yaptım Keman için. Pazarlık konusunda da zaten aşırı iyiyimdir. Bir de bana orada iskonto uyguladılar. Çok iskonto uyguladılar. Yani mesela arkadaşlarından gören olabilir Keman'ı. Çok beğenilen olabilir. Öyle olursa ben aracı olurum yani. Şey yapar. Ben bir gün sana da çalmak isterim. Yine böyle baş başa olduğumuzda. Baş başa. Kemanların nasıl yapıldığını hiç okudun mu? Merak ettin mi onu? Ben de merak ettim. Çok acayip bir süreçleri varmış. Böyle o ahşabı al, şey yap. Hiç bilmiyorum Eko. Gerçekten şu anda hiç ilgilenmiyorum. Ama bilgiye de yani bu kadar düşman olmamak gerekir diye düşünüyorum hayatta. Eko. Evet. Sen beni ne zaman öpeceksin? Çok sıcak ya. Bu kadar sıcak. Hep şeyden, küresel ısınma derdi ayrı. Tulum zaten... Eko. Geldik mi o ana? Tam şu an o anın içindeyiz gibi. Sarı sarı. Ha, bu rüya, bu rüya. Tabii bu rüya. Bu da benim telefonumun alarmıyla, sesiyle, ışığı. Bakın. Saçmalama, ne rüyası ya? Esra. İyi misin? Esra, bir şey olmuş. Ne oldu? Ozan, otursana. Esra, konuşur musun?
Endişelendirme beni. Ozan. Bizden olmuyor, olmayacak da. Bitti. Ne diyorsun Esra sen? Ne bitti? Yapamam. Buna inanmamı bekleme benden. Ben gördüm. Bu sabah bana nasıl baktığımı gördüm. Sen de benim sana baktığım gibi bakıyorsun bana. Ozan! İstemiyorum artık diyorum ya. İstemiyorum, bitti. Sen de bırak artık. Ben bıktım senden, senin bana yaşattıklarından. Anlıyor musun? Bitti. Hayır, hayır Esra. Esra. Olmaz. Bu sefer izin vermeyeceğim. Ne olduğunu anlatacaksın Esra. Yok, bir şey olmadı Ozan. İstemiyorum diyorum artık. Yoruldum ben. Tükendim. Bitti. Esra! Hayır. Hayır. Esra, ne olduğunu söyleyene kadar ne sen ne ben buradan ayrılmayacağız. Sen ne dersen de, ne yaparsan yap, ben bu sefer senden vazgeçmeyeceğim Esra. Ne oldu? Anlat şimdi. Çınar. Ne Çınar Esra? Ben Çınar'a karşı bir şeyler hissettiğimi fark ettim. Bak ne